Arkadaşlar merhaba, ben Mixyap.com'dan Emrah Çelik. Sizlere bugün milyon dolarlık bir ders anlatacağım. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. İnanılmaz, inanılmaz müthiş bir özellik. Yani ne diyoruz, teknolojiyi seviyoruz diye. Mixyap açıldığından beri bize soruyorlar işte. Abi kort nasıl basarım, akor nasıl basarım veya işte. Ben Türkçe terimleri kullanmayı sevmiyorum. Akor nasıl basarım abi? Hocam bunu nasıl yapacağız vesaire. Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin faydalarına. Studio One, gördüğünüz Studio One versiyon 3 ile beraber nota efektleri diye bir efektler getirdi. Yenilik getirdi. Bu efektlerden bunların arasında Corder diye bir efekt var. Ve bu efekt sizin chord, tek tuşla chord basmanızı sağlıyor. Yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan chord basabiliyorsunuz. Corder'la ilgili bütün detayları anlattım. Ben bu dersimiz biraz daha böyle teknik bir ders. Daha doğrusu prodüksiyon tekniğiyle alakalı. Ben onu size göstereyim şuradan. Bunun bütün detaylarını öğrenmek için premium sayfamıza üye olabilirsiniz. Bu Corder ne işe yarıyor? Bastığınızda şöyle yapalım. Yanlış yerde açtım. Boş kanalda açtım. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi tek tuşa basıyorum. Dışarıdakiler de korda bas, yani şu gördüğü aralıkta kord çalıyor. Bakın. Ama şu gördüğüm alana girdiğim zaman, C2 ile C4 arasına girdiğim zaman standart chord basıyor. Burada tabii değişik chord efektleri var. Mesela şurada bir tane benim bayıldığım EDM Melody Maker var mesela. Bu kord size tanıdık geliyordur değil mi? Çoğu EDM parçalarda, progresif parçalarda kullanılan standart bir kord, öyle söyleyelim. Yalnız bu kordur böyle dümdüz bir kord değil. Mesela ben burada EDM House diye oluşturmuşum kendime. Şu üçünü atamışım. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane tuşa basıyorum. Ve bastığım hiçbir kord, nota bilgim olmadığını düşünün. Hiçbir şey bilmiyorum notayla alakalı ama işte hasbelkader müzik yapıyorum. Hatasız bir şekilde gördüğünüz gibi kord basıyor. Şimdi ben bu kordları burada istediğim gibi kafama göre oluşturabilirim. Yani nota bilgim varsa, akor bilgim varsa vesaire oluşturabilirim. Müzisyenseniz özellikle oluşturabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar böyle büyütebiliyorsunuz falan filan. Ama çılgın bir özellik var bu Corder'da. Bu da istediğiniz herhangi bir midi sesten veya herhangi bir piyano loopundan, herhangi bir parçanın bir yerindeki bir looptan o parçanın akorlarını çıkartıyorsunuz, buraya yerleştiriyorsunuz, siz de aynı akorları kullanabiliyorsunuz. Kulağa nasıl geliyor? Hoş değil mi? Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Biraz daha işin hani yeter diyeceksiniz, yani bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama tabii onu bir çıta daha yükselteceğiz. Bugün ben sizin ağzınızı böyle açık bırakmak istiyorum bu dersle. Şimdi şöyle, bunu ekledik. MIDI kanalımıza ekledik. Şimdi arkadaşlar, şurada bir tane benim bir yerden yüklediğim MIDI dosyası var. Şöyle bir dinleyelim. Tabii Corder'ı kapatmamız lazım çünkü buradaki notalardan birine denk gelince 5'ine 6'sına birden basacak.
Şöyle yapalım. Tamam. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane kord var burada. Şimdi ben istiyorum ki. Şimdi öbür türlü başka bir programda olsa alacaksınız bunu. Şöyle yapalım. Burada bir sürü nota var. Kord var. İşte tek tek bunları kopyalayacaksınız midilerden. Al gülüm, ver gülüm, buraya koy, aa olmadı falan filan. Ya bunu piyanoyla veya midi klavyeyle çalsak nasıl olur diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Ben geliyorum burada default'a, yani midi kordların normal haline. Ondan sonra bunu aktif ediyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum burada öğren moduna, learn mode. Tıklıyorum bunu. Tamam mı? Şimdi geliyorum buraya, C2'ye basıyorum. Tamam mı? C2 benim, ben C2'ye basınca şuradaki kordları çal anlamına geliyor. Sonra geliyorum buraya. Burada hangi kord var mesela? Şu var. Bastım mı? Buna basıyorum. Buna basıyorum. 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 Ne yaptı? Bunları kaydetti. Sonra geliyorum 2'ye. Diyorum ki arkadaşım sen bunu çal. Bunu çal, bunu çal, bunu çal, bunu çal. Tamam. Geliyorum 3'e. Buna basıyorum. Buna basıyorum, buna basıyorum, buna basıyorum, buna basıyorum. Bunu da aldım. Geliyorum burada. 4. beyaz tuş. Yani hiç bakın. Hiçbir şey bilmiyoruz bizim müzik hakkında. Öyle düşünelim. Basıyorum tekrar. Sırayla tıkladım. Şimdi ne oldu? Ben bu notaları midi'den chord'a atmış oldum. Kapatalım bunu. Bakın şunları sileyim, şu kenar notalarını. Tamam, arada kalabalık yapmasın. Şunları da silelim. Hatta şöyle biraz daha geniş koyayım. Şu kordlar hariç. Şimdi şu sadece kordları bir dinleyelim. Tabii bunu kapatmamız lazım. Tamam. Duydunuz. Kordları açıyorum. Nereye koymuştuk? C2'ye. Bakın. Şurada, şuraya bakın. Buraya sadece bu 4 tane beyaz tuşa basıyorum. Öyle söyleyeyim bakın. 2, 3, 4. Tamam. Başka hiçbir yere basmıyorum. Ama gördüğünüz gibi profesyonel bir müzisyen gibi kord çalıyorum yani. Yani. Var mı hatalına bastığım nota? Yok. Kulağa nasıl geliyor? Gayet güzel geliyor. Bir de şöyle bir özellik var. Mesela. Tamam. Bakın. Boşluklarda yer yok. Otofile bastığınız zaman bu kordları şey alarak, referans alarak kordur. Geri kalanını da o gamda diziyor. Kord olarak diziyor. Bakın devam ediyorum. Tabii bu default seçtiğim için bu default'ta hazır gelmişti. O yüzden şunu aslında şuna basıp iptal edebiliriz.
Tamam. Bu kadar basit. Tek elle, tek parmakla çalıyorum şu anda. Yani sol elimle çalıyorum, sağ elimde mouse var arkadaşlar. Tamam, şimdi MIDI'den aldık bunu. Bu özellik zaten elim ayağımı titreten bir özellik. Bunu alıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum buraya. Store preset. Ne demişiz? Bir saniye. EDM House. Şimdi bunlar EDM kordları. Kord 2. Subfolder EDM. Okey diyelim. Ne oldu? EDM bölümünü attı. Bunu buradan taşıyamıyorum. Şimdi herhangi bir... Bu benim burada kayıtlı artık. Yani benim bu notalara falan filan artık buradaki MIDI'ye ihtiyacım kalmadı. Ben ne yaptım? Aldım kordumu buraya. İstediğim gibi istersen bunu seçeyim. Gördünüz mü? Sonra demin neyi kaydetmiştik? Kord 2'yi. Gelelim buraya. Gördüğünüz gibi çatır çatır kord basıyorum. Şimdi tamam MIDI'den aldık. Peki diyeceksiniz ki ya ben bir WAV dosyası buldum. Bu WAV dosyasında müthiş ses, müthiş bir kord var. Ben bunu nasıl araklayacağım? Nasıl bunu hasır altı edeceğim? Veya nasıl bunu cebe koyup gideceğim? Arkadaşlar karşınızda şöyle bir WAV dosyası var. Bunu Studio One'un looplarından bir yerden çıkarmışım herhalde. Değil mi? Çok güzel. Tamam. Ne yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz bunu. Geliyoruz buraya. Audio'ya. Edit with Melodyne diyoruz. Melodyne neydi? Studio One'la birlikte geliyordu. Ne yaptı Studio One bize bunu? Melodyne bize bunu analiz etti. Notalarını çıkardı piyanonun. Tamam. Ne oldu? Hibrit bir şekilde hem audio hem ses dosyası hem MIDI dosyası beraberler şu anda. Ben alıyorum bunu, bu kardeşi. Herhangi bir enstrüman kanalına koyduğum zaman bana notalarını çıkarmış oluyor, koymuş oluyor. Şimdi ne oldu? Burada kordlar var bakın. Şimdi bunu bir şöyle yapalım. Sola yapalım. Çalmaya çalışalım bakalım. Tamam, yani yaklaşık bir şeyler. Gene geliyoruz kordura, açıyoruz. Kordurumuz açık olduğu için böyle çorba çıkmış tabii. Bakalım. Tamam, aynısını çıkardı maşallah. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz default'a. Learn moda giriyoruz. Tabii açmamız lazım. Learn moda giriyoruz. Default'tayız. Clear all diyoruz. Hepsini temizle. Geliyoruz C2'ye. Ondan sonra fasulyeleri toplamaya başlıyoruz. Şimdi bunları toplamanıza gerek yok. Zaten aynı kord. Şuraya kadar aynı gidiyor. Ondan sonra şurada iki tane var. Gelelim buna. Tamam. Şuna gelelim. Buna gelelim. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Learn modu kapatalım.
Oldu mu arkadaşlar? Aldık mı bu WAV dosyasından da MIDI'yi? Tamam. Böyle böyle bunları biriktiriyoruz. Tamam buraya. Store preset diyoruz. Preset olarak biriktiriyoruz. Bunları artık amcam ne yaparsa yapsın. Bu WAV dosyasını kullanmamıza gerek yok. Sonra burada açarız presensimizi. Grand piyanoyu seçeriz. Canavar gibi. Taş gibi piyano sesi. Chord'larımızı atarız. Tamam, çalarız. Çıkartırız bir şeyler ortaya. Ama şimdi buraya kadar oha olduk yani ama bir şey daha göstereceğim ben size. Şimdi bu karşımda gördüğünüz programın adı Suggester. Kendisi güzel bir arkadaşımız. Şu işe yarıyor. Dünyadaki piyanoyla, yani müzik, matematik, fizik, kimya, aklınıza ne geliyorsa olabilen bütün kordları, notaları matematiksel olarak hesaplamışlar, buraya dizmişler arkadaşlar. Ben şimdi burada kendime bir tane scale seçiyorum. Yani gam seçiyorum. Bu gamdan buraya bana yani 5000 tane parça yapacak kadar kord çıkartıyor. Sadece bir, yani A natural minörden böyle şeyler çıkartıyor. Yani triad, seventh, secondary dominant, secondary leading tone, Napolitan, diğerleri, suspend, yani aklınıza gelebilecek special'lara kadar her şey var. Bu liste uzayıp gidiyor. Bunu ben daralttım biraz daha. Yani buralar böyle artık ulan hangi notayı seçeceğiz diye kafayı yiyorsunuz. Ya da hangi kordu seçeceğiz diye. Şimdi ben buradan A natural minörü buradan beğendiklerimi sola attım arkadaşlar. Şimdi burada tıklayalım. Tamam mı? Buradaki bütün kordlar natural minörün A minör yapıyorsanız hepsiyle uyumlu. Yani A'dan Z'ye ne koyarsanız koyun birbiriyle uyumlu. Tabii işin enerji kısmı var. Biraz daha işte ne bileyim modu düşüyor falan filan ama yani harmonik olarak, matematiksel olarak uyumlu. Yani buradan ne koyarsanız koyun. Şimdi buradan beğendiğimi alıyorum. 4 tane kord yeter zaten. David Guetta 2 tane 3 tane kordla parça yapıyor mesela. Dünya standardı belli başlı kordlar var, onları kullanıyorlar ama siz burada işi bir adım daha öteye götürebilirsiniz. Hardwell'in yaptığı gibi canavar gibi kordlar, melodiler, Avicii'nin bastığı gibi kordlar basabilirsiniz. Yani muhtemelen tabii o seviyeye gelmeniz zaman alacaktır da, yani kord basma, melodik olarak doğru şeyi yakalama konusunda, hatasız melodi yazma konusunda gördüğünüz gibi Studio One ve bu Suggester dediğimiz program, bu 25-30 liralık bir program. Sadece Mac'te var. Bilmiyorum Windows'ta var mı? Ama bunun mutlaka Windows alternatifi vardır. Elinizde eğer Mac yoksa, Windows'unuz varsa, ki çoğunuzun cebinde iPhone var ben biliyorum, yalan söylemeyin bana. Suggester'ın iPhone versiyonunu indirebilirsiniz. Yani iOS versiyonunu muhtemelen yakında şeyi varsa bilmiyorum Android versiyonu da çıkacaktır. Android yoksa da Android'de buna benzer programlar var. Yani bu sadece işte illa bu olacak diye bir şey değil. Ha, ben bunu niye kullanıyorum? Çünkü Suggester aynı zamanda, şöyle göstereyim, MIDI output'u MIDI yaptığın zaman sanal bir MIDI klavye oluşturuyor. Yani sanal bir MIDI göndericisi oluşturuyor. Ben ondan sonra Studio One'a geçip kaydet tuşuna bastığım zaman, bunların detaylarını göstereceğim. Bu ikisini birbiriyle uyumlu nasıl kullanabiliriz? Burada çaldığım bütün notalar oraya kord olarak ding 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 basıyor. Sonra alıyorsunuz onu, kordura atıyorsunuz. İstediğiniz gibi melodi çalın. Ama yapamazsanız da şöyle bir özelliği var. Geliyorsunuz buradan export as MIDI file diyorsunuz. Şuraya attığınız bütün
istediğiniz kordları kullanacağım dediğin parçada ben bu parçayı da şu kordlardan parça yapacağım dediğiniz kordları oraya atıyor. Şimdi ben bunları eklemişim. Tamam arkadaşlar. Geçelim. Onları da buraya ben şurada kaydettim gördüğünüz gibi. Yani kayıda başlamadan önce kaydettim. Şimdi ben bunu alıyorum buraya atıyorum. Bir dinleyelim bakalım doğru mu atmış. Ah bu kordur. Şimdi bir daha dinleyelim. Tamam doğrudur. Şimdi 4 tane ayrı kordurumuz var. Kordumuz var. Geliyorum ben buraya tekrar default. Açıyorum. Learning modunu açıyorum. Clear all diyorum. Sonra geliyorum. Autofill'i kapatıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bunlar zaten 4 tane kord kullanacağım ben. Geliyorum burada C2'ye. Güzel kardeşim kaydet. Tıklıyorum. Tamam. Geliyorum 2'ye. Üçüncüyü. Dördüncü. Kapatıyorum. Hadi bana eyvallah diyorum. Güle güle diyorum. Yani ne suggester'la işim kaldı ne buradaki midiye ihtiyacım kaldı. Ne oldu arkadaşlar? Sol elle zor tabii. İstediğinizi yapın yani. Belki kayda bastığımda. Tamam mı? Ne oldu? Kaydetti. Geleceğim buraya. Bunları ayarlayacağım, edeceğim falan filan. Ondan sonra istersem Explode Pitches to Track diyebilirim. Farklı farklı pitchleri ayırabilirim. Falan filan. İstediğiniz gibi çıkartıyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani anlatacaklarım bu kadar. Ben bunu Suggester'dan aldım. Oradan ben hani şunu demek istiyorum. Hani milyonlarca kord oluşturabilirsiniz. Yani milyonlarca belki abartı da. Yani dünyada ne kadar kord varsa aklınıza gelebilecek hepsini burada kordura leblebi gibi dizebilirsiniz. İstediğiniz gibi elinizde. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güçlü kordular. Çok da suggester zaten. Kendi öneriyor. Bak diyor bu diyor buraya tam oturur falan filan. Sen dinliyorsun alıyorsun. Yani bununla canavar gibi müzikler yapabilirsiniz. Nota bilgisine, kord bilgisine, abi kordu nasıl basacağım? Ya ben ne yapacağım falan filan hiç uğraşmayın arkadaşlar. Elinizde stüdyo One'ınız varsa istediğiniz gibi bunları yapıyorsunuz. Yani biz boşuna demiyoruz stüdyo One'ı kullanın diye. Şimdi bunun buna benzer kordırlar falan filan piyasada var. Ama bedava geliyor, içinde geliyor ve böyle bir özellik varken hatasız kord basabiliyorken Studio One'ı niye kullanmayayım yani? Ben niye gideyim başka bir program kullanayım? Bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.